Naber, hoş bulduk. Sağ olasın, çok teşekkür ederim. Oo, dur şöyle gelin İbrahim abi. Sağ olasın, teşekkürler. Hocam, nasılsın, iyi misin? Değerli medya temsilcilere hoş geldiniz diyorum. Bugün ben il başkanı olarak bizim gurur günümüz diyorum. Bundan önce hep il başkanı olarak bugün diyorum ki bizim gurur günümüz. Bundan önce hep ilimizde, partimizde milletvekilimiz olarak ağırladığımız Sayın Engin Altay'ı bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak aramızda ağırlıyoruz. Ben huzurlarınızda yeni görevinin başta kendisine, ilimize, partimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Genç hissetmesi de benim beklentimdir. Hepimizin enerjisi halkın iktidarında mutlu Türkiye içindir diyorum. Tekrar sıcak alakanıza, ilginize çok teşekkür ediyorum. Basın mensuplarına tekrar teşekkür ediyorum. Onlarla Cuma günü sanıyorum. Biz gençlerimizin öncelikle bir an önce tabii tahsil başta olmak üzere birikimli donanımlı bireyler olarak ama Büyük Atatürk'ün kutsal emaneti Cumhuriyetimizin temel değerlerini içine sindirmiş gençler olarak yetişmesini ve Türkiye'nin yönetimini biz muayyen yaşa gelmiş insanlardan artık almalarını bekliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak da temel hedeflerimden birisi budur. Yani 2023'te Türkiye'nin ve partinin yönetimini genç kuşağa devretmek. Tabii bir ondan önceki daha acil hedefimiz ise 12 Haziran tarihinde yapılacak seçimlerde Türkiye'yi, Türk milletini, Türk halkını, Anadolu coğrafyasındaki herkesi gerçekten birey olarak mutlu, aile olarak mutlu, toplum olarak mutlu yaşayacak, kendini mutlu hissedecek, o hale gelecek bir iktidarı yani halkın iktidarını kurmak için de gençlerle el birliği içinde, kadınlarla el birliği içinde, her yaştan gençlerle el birliği içinde büyük bir savaşa, bir seferberliğe gidiyoruz. Bu seferberliğin sonunda inanıyorum ki mutlak bir galibiyet vardır, mutlak bir başarı vardır. Bu galibiyet ve başarının elde edilmemesi için önümüzde parti olarak hiçbir engel kalmamıştır. Bizim bundan sonra bir tek hedefimiz var. Bütün Cumhuriyet Halk Partililerin bir tek hedefi var. O da halkın iktidarını kurmaktır. Şimdi bir üzüntüm şudur. Ben bugün konumum itibariyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun 17 yol arkadaşından biriyim. Ama ben istiyorum ki 6 ay sonra ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun 17 milyon yol arkadaşından biri olayım. Yani 17 milyon Cumhuriyet Halk Partili Kemal Kılıçdaroğlu'nun başbakanlığı sürecinde bize son oy verme gününde sandığa da katılarak o konuda iradesini de ortaya koyarak yol arkadaşı sayımızı arttırmak 17'de bir olmaktansa 17 milyonda bir olmak en büyük idealim diyorum.